Yanılmıyorsam yanında Elif de vardı. Hı? Perhunde kalma. Senin de burnuna bir yanık kokusu geliyor. Yaşamak ne kadar güzelmiş. Yeni anladım bunu. Ben de. Yoo. Siz eskiden de anlamıştınız. Arkadaşlarınız vardı, eğleniyordunuz. Onlar gene var ama ben hiçbirini görmüyorum. Görmek gelmiyor içimden. Özlediğin biri yok mu? Leyla'yı mı kastediyorsun? O benim için bir arkadaştı sadece. Onunla geçirdiğim günlerin ne kadar boş olduğunu seni tanıdıktan sonra anladım. Benim için her şey sensin bundan sonra. Yaşamanın anlamı, hayat, hava, su, her şey. Her şeyimin sebebi sensin. Sabahtan beri evde olmaman çok sinirlendirdi babanı. Kocaman adam oldun. Ona karşı anlayışlı olmalısın artık. Haklısın Kalpa. Çalışma odasında bekliyor seni. Konuşacakları varmış. Benimle konuşmak istemişsin. Bak oğlum. Dilediğin gibi yaşamanın, olunca eylemenin zamanı geldi geçti bile. Neredeydin bu saate kadar? Elif'le beraberdim. Ne demek ulan Elif'le beraberdim? İt! O senin dengin mi ulan? Ne derim konu komşu oğlum biz? Evet, konuş kesme. Bir hizmetçiyi seviyorum ben. Ha? Bana gerçek sevgiyi, bana yıllardır paranla veremediklerini veren zavallı bir kızı seviyorum. Hatta... Ne demek hatta? Onunla evlenmeye bile karar verdim. Bak, senin bu budalalığın bana tam 5 milyona patlar. Ben aşkımı parayla değişmem. Anlamıyorum. Ticari durumumuz kötü. İflasın eşiğindeyim. Bu durumdan kurtulman senin Leyla ile evlenmene bağlı. Şerefimi kurtarmak için ölmekten başka çarem yok. Tercih sana kalıyor. Ya o kız, ya baba. Kararını bekliyor. Şerefin kurtuldu baba. Geciktin Murat. Hiç gelmemem lazımdı belki de. Dün gece düşündüm uzun uzun. Bir masaldı bizim bu kısa beraberliğimiz. Yerlerini, nerede olduklarını unutan insanların masalı. Yol yakınken dönmek ikimiz için de en hayırlısı. En iyisi senin aramızdan ayrılman. Ayrılmam mı? Zaten aramızda düzelmesi gereken bir olay geçmedi. İkimiz de ne seviyede olduğumuzu hatırlamak, aramızdaki uçurumu görmek zorundayız. Anlıyorum. Çok iyi anlıyorum seni. Ne yazık ki gönlümüzce yaşamak elimizde değil. Sen kendi çevrenden, ben de kendi çevremden biriyle evlenebilirim ancak. Yoksa bir kötü söz söyleyen mi oldu? Yok.
öyle gerekti. Ne demek öyle gerekti? Söyle, söyle, seni kıran kimse bir solukta iflahını kesti.